Tekel bayileri isyan etti. Salgın bahane. Dertleri alkol karşıttı. Sözcü gazetesinin haberi. Koronavirüsü salgının nedeniyle yeni alınan tedbirler en çok esnafı vurdu. Satış saatleri 10.00-20.00'a çekilen tekel bayileri ise en büyük darbeyi yedi. Birçok tekel bayi kısıtlamanın saat 22.00'dan 20.00'a çekilmesini salgın bahanesiyle yaşam tarzına müdahale olarak görüyor. %50 cura kaybı yaşayan, kirasını ödeyemeyen, dükkanından çıkarılmak istenen esnaf sözcüye dert yandı. Büyük fırızla tırmanışa geçen korona vaka sayısıyla birlikte daha sert kısıtlama uygulama tartışmaları da başladı. Tekel bayi işletme... 22.00 olan satış saatlerinin 20.00'a çekilmesine tepki göstererek yapılanın yaşam tarzına müdahale olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanındaki tekel bayileri pandemide ne gibi sıkıntılar yaşadı? Son gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyor? İşte tekel esnafının sıkıntıları. Yasağın başlamasına yarım saat kala alışverişe geliyorlar. Hasan Teke, Antalya. Şu anda herkes kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Bizler de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Hırsız polis oynuyoruz burada. Vergimizi veriyoruz, kiramızı ödüyoruz ama karşılığında hiçbir şey görmüyoruz. Kazanmamız gereken parayı kazanamıyoruz. Vatandaşlarımızda da hata var. Yasak olmayan saatlerde alışverişe gelmiyor. Yasağa yarım saat kala alışverişe geliyorlar. Bu işin çözümü bu yanlışın bir an önce terk edilmesidir. Ciromuz yarı yarıya düşmüştü. Onun da yarısı gitti. Ali Aslan, Antalya. Dükkanımı sabah saat 10'da açıyorum. Saat 9'da virüs var. Ondan sonra yok. Alkol satmayan yerlerde virüs yok. Alkol satan yerlerde virüs var. Bir intiba oluştu. Restoran ve kafeler paket servis yapabiliyor ama biz yapamıyoruz. Pandemiden önce yaptığımız ciro yarı yarıya düştü. Şimdi bir de saat yasağı koydular. Yarının yarısı da gitti. Vermiş oldukları krediyi nasıl ödeyeceğimizi bilemiyoruz. Hükümetin almış olduğu yanlış karar doğrultusunda batmaya doğru gidiyoruz. En azından paket servise izin versinler. 35 yıldır ilk kez kiramı ödeyemedim. Ceyhan Çobanoğlu Denizli. İşlerimiz çok kötü. Akşam 20.00 sınırlaması getirildi ama zaten müşterimiz yoktu. İnsanlar o saatte evlerine gidiyor. Artık eskisi gibi değil. Esnafın ayakta kalmasını sağlayacak adımlar beklerken tam tersi oluyor. 35 yıldır ilk kez dükkan kirasını ödeyemez duruma geldim. 6 aydır kira veremeyince tahliye kararı geldi. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Sadece alkollü içki satan işletmelerin saat 20.00'da hizmetine son vermesi, koronavirüsü salgınıyla mücadeleden ziyade hükümetin yaşam tarzına müdahalesi olarak mı görülmelidir? Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Ayvaş. İki kasa bir asassam mutlu oluyorum. Mustafa Semerci Denizli. Daha önce 22.00'dan sonra alkol satışı yasaklanmıştı. Şimdi de bunu saat 20.00'a çektiler. İnsanlar sabahın köründe kalkıp alkol almaz. Alkol satışı genellikle akşam saatlerinde olur. Vergi yüksek, sık sık da zam geliyor. İnsanlar saat etiğe yöneliyor. Koronavirüs salgını döneminde 160 müşteri kaybettik. Eskiden dolaplar boşalırdı. Şimdiki kasa bira sattığımda Mutlu oluyorum. Saat 22.00'a çekseler bari. Levent Gültekin, Elazığ. Zaten ekonomik kriz yaşıyorduk. 20.00'dan sonra içki satışının yasak olması bizi daha da sıkıntıya soktu. En azından tekrar saat 22.00'a çekseler. Hem bizim kazancımız biraz düzelir hem de müşteriler bu kurallara uymakta zorluk çekmez. Bu yasak alkol karşıtlığından kaynaklanıyor. İdris Çoban, Elazığ. Kuru yemiş yazan yer saat 20.00'dan sonra açılabiliyor ama hem kuru yemiş hem alkol satışı yapıyorsa açamıyor. Alkol satan esnafı eziyorlar. Bu hükümet gitmediği sürece biz ne konuşsak boş. Bu yasak alkol karşılığından kaynaklanıyor. Fevzi Çatal, Aydın. Pandemi döneminde en çok cüre kaybı yaşayanlar tekel bayileri. Kısıtlamalı da adaletsizce davranılıyor. Sokaklarda insan yok. Vaka sayıları arttıkça insanlar dışarı çıkmıyor. Geçen yıla göre %30-40 kaybımız var. Her yer açık, tekel bayileri kapalı. Yusuf Ulu Ağaç, Aydın. Akşam 20.00'dan sonrasını anlayabiliyorum ama sabah ondan önce açılmamasına bir anlam veremiyorum. Sabah ondan önce her yer açık. Tekel bayileri kapalı. Halkın yüzde doksanı bu yasakların alkol satan işletmelere yönelik olduğunu düşünüyor. Mustafa üzülmez. Aydın. 2-3 hafta tamamen sokağa çıkma yasaklansın. Böylece